Merhabalar, bugün 1 Ekim 2021, 272. podcastimle beraberiz. Ben Bora Özkan. Bugün özel bir podcast çünkü bugün ilk kez podcastimizde bir konuk ağırlıyoruz. Bundan sonra büyük aksilikler olmazsa her cuma günü podcastlerimizde misafirlerimiz olacak. Kimleri seçmeye çalışıyoruz? Haddlerini aşan insanlar veya haddini aşmak konusunda fikirleri, yöntemleri, önerileri olan, araştırmada olan insanlar. Bu iki kategoride insanlarla buluşmaya çalışıyoruz. Bazıları bugün Alper örneğinde olduğu gibi İkisini birden yapanlar. Bugün çok özel bir konumuz var. İlk onu istedik. Bizim konseptimize çok uygun olduğuna inandık. Gerçek bir haddini aşan, hiçbir engel dinlemeyen bir insan var bugün konuğumuz olarak. Sevgili Alper Patır. Alper Patır kimdir? Neler yapmış? Neden onu ilk konuk olarak görmek istedik? Bu konularda daha fazla bilgi vereceğim biraz sonra ama önce bugünü mümkün kılan hem benim değerli dostlarım olan hem de Türkiye'nin en iyi konuşmacı ajanslarından olan Mirador Konuşmacı Ajansı'na bize sponsorluk yaptıkları için teşekkür etmek istiyorum. Bugünkü podcast'in sponsoru Mirador Konuşmacı Ajansı. Mirador kendisini geliştirmek ve değişimin bir parçası olmak isteyen kurumları konusunda uzman yerli ve global konuşmacılarla buluşturuyor. Mirador bununla da yetinmiyor. Müşterilerine eğitim, atölye, sahne şovları, takım oyunları, kuruma özel podcastler, videolar ve influencer işbirlikleri de sunuyor. Ama benim açımdan tüm bunlardan daha önemlisi Mirador benim de konuşmacı ajansım. Uzun yıllardır beraber harika projeler yaptık. Birlikte çok güzel işler çıkarttık. Çıkarmaya da devam ediyoruz. Mirador'la bir ortak yönümüz daha var. Türk insanının gelişimine çok inanıyoruz. Bu çerçevede Mirador sivil toplum kuruluşlarını düzenli olarak destekliyor. Ayrıca gençlerin eğitimine katkı sağlayan projelerde de ortaklık yapıyor. Ben de onların bu yönüne bayılıyorum. İyi ki sponsorum oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sevgili eşim Pınar Özkent, Alper Patır'ın hayat hikayesini yazdı. Geçen hafta Haddini Aş hikayelerinde yayınladık web sitemizde. Hakikaten nefis bir hikaye oldu. Oradan bir paragrafla girmek istiyorum konuya. 1 Temmuz 2017 öğlen 13 suları. Kiev'in kan dondurucu soğuklarına inat, yaşama sevinci veren ılık bir yaz günü. Kiev'deki tarih müzesinin bahçesindeki yüzlerce yıllık çınarların yaşadığı en sakin havalardan biri. Öyle ki tek bir yaprak dahi kıpırdamıyor. Müze bahçesindeki ziyaretçiler birazdan olacaklardan habersiz bu güneşli günün keyfini çıkartıyorlar. Saat tam 13.30. Kalabalık bir anda kulakları sağır eden bir çatırtıyla ne olduğunu anlam veremeden çil yavrusu gibi dağılıyor müzenin bahçesine. Çatırtıyı muazzam gürültülü bir sarsıntı izliyor. Çevreden yükselen çığlıkları bir adamın çaresiz sesi bastırıyor. Ağaç devrildi, imdat, arkadaşım altında kaldı. İşte o ağacın altında kalan insan Alper Patır. Alper Patır o güne kadar son derece aktif. Bir yandan akut gönüllüsü, bir yandan bir ilaç firmasında başarılı bir kariyeri var. Bir yandan sporcu, hatta ekstrem sporcu. Sonra o gün her şey değişiyor. O ağaç olağanca hışmıyla Alper'in üzerine düşüyor. Alper omurilik felci oluyor. Ama aslında belki de Alper o günden sonra yeniden doğuyor. Şimdi gelin bu müthiş hikayeyi ve o hikayeden çıkaracak dersleri Alper'le konuşalım. Alper, ben o kazanın olduğu güne götürmek istiyorum seni. Ukrayna'ya götürmek istiyorum önce. Çünkü hayatı bu kadar kökten değiştiren şeyler çok sık gelmiyor başımıza. Ben çok merak ediyorum. O gün neler hissettin? Ve hastaneden çıkana kadar özellikle ilk etapta neler yaşadın Alper? Ben aslında kaza olduğunda öldüğümü hissettim açıkçası. Gerçekten çünkü bu hem dayanılmaz bir acı, dayanılmaz bir şok ve tarif edilemeyen bir duyguydu. Gözümü böyle yarım aralayabiliyordum sadece ve gözüme sadece o cihazların ışıkları vuruyordu. Vücuduma bağlanmış olan cihazların. Çünkü ben yoğun bakımda komadaydım. Yaklaşık 3 gün boyunca komadaydım ve görülebilecek bütün halüsinasyonları, cehennemin kapısını, içine şöyle bir bakıp gelme, bir cennete bakıp gelme durumların hepsini yaşadım. Çünkü orada 14 gün boyunca ameliyatlarda 3 kere öldüm, dirildim. Yani ben öldüm, onlar diriltti. Ben öldüm, onlar diriltti. Gerçekten öldü, öyle mi? O nedenle kolay tarif edilebilir şeyler değil. Evet, kolay tarif edilebilir şeyler değil bunlar gerçekten. Kimsenin başına gelmemesini dilediğimiz şeyler ama maalesef de biz doğarken bir paketle doğuyoruz ve paketin içinde her şey var. Yani mutluluk, hüzün, acı, sevinç, ölüm, doğum, her şey var. Ve bize şöyle de bir şey vaat edilmedi. Yani paketin içinden şunu aldık, sende artık şu yok diye bir durum söz konusu değil. Her an başımıza her şey gelebilir. Değil mi? O nedenle tarif edilemez kötü duygular yaşadım orada. Ne kadar kaldın Alper Hastanede o kazadan sonraki ilk? Her Ukrayna'da mı kaldın? Türkiye'ye mi getirdiler seni? Nasıl oldu o süreç? Ukrayna'da 14 gün kaldım. 14. gün Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Türkiye'ye döndüm. Türkiye'de de Ankara'da özel bir hastaneye yattım. Orada da
Bir 10-12 gün kadar da orada yattım. Toplamda 29 gün yoğun bakımdaydım, öyle söyleyeyim. O andaki en kuvvetli duygu neydi seni hayatta tutan, öyle söyleyeyim. Çünkü 3 kere ölüp geri gelmek demek sadece doktorların başarısıyla açıklanamaz bence. Sen de herhalde o zaman zaman gözünü açtığında bir duygun, bir hissin vardı diye tahmin ediyorum. Aslında şöyle, burada ben belki de spor yapmış olmamın çok büyük faydasını gördüm. Çünkü spor yaparken de hep bir mücadele, hep bir savaş, hep bir rekabet içerisindeyiz. Orada da aslında ben Azrail'le mücadele etmeye çalıştım. Ve Maç o gibi gördün mücadeleyi olayı, öyle mi? kazandım Yenilmeyeceğim açıkçası. sana. Çok iyi ya. Maç gibi gördüm, aynen. Aynen. Çünkü ne zaman böyle tekrar gittiğimi hissetsem yeniden gelmek için hep kafam onu yenmeye çalışıyordu. Ve Öyle mi? Bunu hissediyorsun açıkçası yani. Ben ben gitmek kazandım üzereyim diyorsun ve diyebilirim. mücadele edip geri dönmeliyim diyorsun ve bunu yapıyorsun. Muazzam bir şey bu ya. Evet, çok çok net bunu hissediyor insan. Gerçekten ben bunu söylerlerdi, inanmazdım. Yaşlı insanlar böyle ölmek üzereyken yaptıkları bazı hareketler var. Ya da işte ne bileyim dua etmeye başlıyor ya da bir şey olmaya başlıyor. Orada aslında kendi öleceğini hissediyor. Benim de öyle bir şeyler oldu gerçekten. Ki belden aşağımı hiç hissetmiyorum. Belden üstümdeki oluşan kırıklar nedeniyle ki yüzüm dahi kırıktı. Devamlı bir ateş halindeyim. Hep 40 derecenin üzerinde. Hep bana morfin yapıyorlar ve ben o sırada yeniden öldüğümü hissediyorum. Böyle Dehşet. zor bir durum aslında. İnsan ne yapacağını da bilemiyor. Çünkü hani kendini şöyle biraz serbest bıraksam tamam artık bitti. Perde kapanıyor desem kendi kendime. Gerçekten o perde kapanacak. Ama ben Anladım. Azrail'le savaşmayı seçtim. Çok ilginç bir şey bu. Bu muhtemelen dediğin gibi bu sporculuk, mücadelecilik seni besliyor. Herhalde karakterin de öyle. Benim babam da benim kollarımda öldü. Allah rahmet eylesin. Böyle Antepli, böyle Allah rahmet adamcağız. Böyle, eylesin. böyle sevgi cümleleri kuranlardan değil. Eski usul babalardan. 30 saniye öncesinde oğlum seni çok seviyorum dedi. Sonra vedalaştı. İçinden dedim ki ey baba, yani bu kadar beklemeyeceğin iyi dedim. Ama bir yandan da herhalde giderken son bir mesaj vermek istedi. İnsan fark ediyor demek ki hakikaten. Ama o mücadele veremedi. Yaşı ilerideydi. Sen harika bir şey yapmışsın Alper. Bir şey daha söyleyeyim mesela bu konuyla ilgili. Türkiye'ye döndükten bir sene sonra bir ameliyat daha geçirdim. Sırtıma bir çip takıldı, omurilik pili. Bu pil takılırken ben yeniden öldüm. Ve şöyle bir şey yaşadık. Bu sefer ben öldüğümü hissetmedim ama. Eyvah. Ben anesteziste dedim ki ben çok fazla narkoz aldım. Ve artık narkoz aldıktan sonra uyanmam çok zorlaşıyor. Bu nedenle narkozu dedim böyle bir anda basma. Yavaş yavaş ver. Ben de yavaş yavaş gideyim dedim. Tamam dedik, anlaştık biz onunla. Bu tam elimin üzerinden böyle yavaş yavaş basmaya başladı. Bak dedim ne kadar güzel oldu gördün mü? Ben gidiyorum dedim şimdi yavaş yavaş dedim. Beşten geri doğru saymaya başladım. Beş, dört, üç, iki, bir. 2,5-3 saat sonra gözlerimi açtım. Başımda bir sürü doktor gülüyorlardı. Ben Niye? uyandım böyle. Ne oldu dedim. Ne oldu dedim ya. Niye gülüyor herkes burada falan dedim. Doktor bana dedi ki kelime-i şehadet getirerek öleni dedi çok gördüm dedi. Gerim sayım yaparak öleni ilk defa görüyorum Alper. Gerçekten bir başka adamsın sen dedi. Ne ölmesi dedim ya. Narkoz verdi ben bayıldım. Yok oğlum dedi daha verdiği antibiyotikmiş. Antibiyotiğe alerji olmuş. Sen dedi anafilaksi oldu. Biz seni adrenalin vurduk kalbine geri İnanılmaz bir hikaye ya. getirdik. İnanılmaz Ya bir. gerçekten 5, 4, 3, 2, 1 aynen öyle yallah söyledi. diyorsun yani. Neredeyse diyorsun. Tövbe tövbe. Kelime-i Vallahi Allah şükür. şehadetle gideni gördüm ama geri sayım yaparak gideni ilk defa gördüm dedi. Bayağı gülmüştük Sen bu durumda ben yanlış saymadıysam 4 kere gittin geldin. yani. Üstelik Dört, sonuncusunda da hani Allah korusun ya, kazaya denk geliyor, farkında değilsin çünkü. evet. Narkoz beklerken. Aynen. Çok alemsel Alper. Alper, tabii bu hastane süreci ve o ilk kabullenme anı, artık bir işte omurilik felci olduğunu, hayatını bundan sonra tamamen farklı gideceğini ve geri döndürülemez bir dönüşüm bu. Bu da herhalde hastaneden çıktıktan sonra daha da net hissetmişsindir diye tahmin ediyorum. O yüzden ben hastaneden çıktıktan sonra neler oldu, o tarafı çok merak ediyorum. Artık yürüyemeyen bir insansın. Bir kızın var biliyorum, bir işin var o zamana kadar, ama bunların hepsi herhalde değişmek üzere. O süreçte hayata adapte olabilmek için tekrar ne yaptın? Yani bu bir yeniden doğuş hikayesi ve oldukça işte orta yaşa gelmişken bir yeniden doğuş hikayesi. Biraz orayı anlatsana Alper, orada neler oldu? Hastanede yattığım süreçte aslında hiç felç olmamla ilgili bir şey düşünmedim. Çünkü orada sağ salim ölmeden Türkiye'ye dönmeyi hedefliyordum. Çünkü hep şunu diyordum yani tamam şu an felç oldum
Ama geri gelebilir ki doktor da öyle söylüyordu. Yani omuriliğinde bir bası var, bir ödem var. Geri gelme ihtimali yüksek. O nedenle biz seni yaşatmaya çalışıyoruz aslında. Hani senin şu an yürümenle ilgili bir çabamız yok. Sadece seni yaşatmaya çalışıyoruz. Çünkü hani 30'un üzerinde vücudunda kırık var. İç organlarının pek çoğu parçalanmış. Bu nedenle biz seni önce yaşatacağız. Ondan sonra sen iyileştikten sonra fizik tedavilere başlayacaksın. Onun bu cümlelerinden sonra ben açıkçası hep yaşamayı düşündüm. Felçlilikle alakalı bir şey düşünmedim. Tabii Türkiye'ye döndükten sonra ameliyatlar İlk dert bitip hayatta kalmak yatalak diyorsun. Önce onu vaziyette diyorsunuz tabii. 2 ay yatakta. Evet. Önce nefes almaya devam etmekti hedefim. 2 ay boyunca ben evde yatalak vaziyette yattım. Çünkü sadece çenem ve sağ kolum çalışıyordu ki hala çenem çalışıyor. Bu noktada sonrasında yavaş yavaş aslında farkına varmaya başladım. Çünkü hareket etmeye çalışıyorsunuz, hareket edemiyorsunuz. Tabii o sırada çok güçsüzleştim. Yataktan kalkmak bile benim için mümkün değil. Yataktan hep birileri tarafından 3-4 kişi kaldırıp bir yerlere geçiriliyor falan. Bunlar benim için tarif edilmesi gerçekten zor şeyler. Neden diyecek olursanız 35 yaşına kadar aktif bir spor yaşantısı, çok aktif bir özel sektör hayatı ve bir aile hayatım var. Bu nedenden dolayı felsefe olarak da ayakların çalıştığı müddetçe hiç kimseden bir şey isteme felsefesini benimsemiş bir insan olarak ayaklarının çalışmadığını düşününce insan acaba artık ben birilerine muhtaç mıyım? Ya da işe yaramaz bir insan mıyım düşüncesine insan kapılıyor. Çok normal olarak. Çünkü hayatımızda bir kere başımıza gelir ve bu da her zaman antrenmanını yaptığımız bir şey değildir. Yani biz akutta senelerdir işte yangın, deprem tatbikatları yapıyoruz. Başımıza gelirse nasıl bir hareket yaparız, nasıl bir organizasyon kurarız temennisiyle, düşüncesiyle. Ancak insanın felç olursam ne yaparım gibi bir düşüncesi de olmuyor. Ya hiç kimsede de bu olmaz herhalde. Bende de olmamıştı. Hayatta herhalde bu tatbikatı yapılamayan değişimler esas zorlu işler. Yani mümkün değil öngörmek. Benim de yani Aynen. sağlık olarak değil de bir iflas ettim bir kere. Hiç öngörmediğim bir şeyden hayatımı perişan etti. Tatbikatı yok bunun yani ve kimse, Ya. başka kimsenin yaşadığı sana faydası yok ilk etapta en azından. Sonra belki faydası oluyor başkaları konuşmak ama. Evet, çok haklısınız. Yani bu noktada işte insan hep kendini diğerleriyle kıyaslamaya başlıyor. Çünkü ilk başta algılayamıyorsun ama felç kişiye özel bir hastalık. Çünkü boynumuzdan başlayıp kuyruk sokumuna kadar uzanan o spinal kord bir elektrik sistemi ve herkesin hasarı, herkesin yaşam şekli, herkesin vücut yapısı farklı. Bu nedenden dolayı buna adapte olmamız ve bununla nasıl yaşayacağımız da farklılaşmaya başlıyor. Yani kimisi var hayatından vazgeçiyor. Kimisi var, mücadeleye devam ediyor. Kimisi fizik tedavi yapıyor ve tekrar yürümeye başlıyor. Kimisi 20 yıldır fizik tedavi yapıyor ama yürüyemiyor. Bu gibi farklılıklar var. Ben öncelikle bu farklılıkları kabullenme dönemini geçirdim. Yani önce herkesle kıyaslıyordum. Hastanede yatarken bakıyordum, aa ne güzel yürüyor, demek ki ben de yürüyeceğim diyordum. Sonra öbürüne bakıyordum, soruyordum kaç yıldır? Yani ben 20 yıldır felcim diyordu. Bu sefer diyordum, demek ki ben de yürüyemeyeceğim. Yani insanda böyle bir kıyaslama durumu mutlaka oluyor. Ben bunu aştım önce. Bunun bana özgü, bana has bir şey olduğunu, mücadele edersem belki kazanabileceğimi. Yani kazanamaya da bilirim. Ama en azından sonrasında şunu demeyeceğim. Ben elimden geleni yapmadım demeyeceğim. Ben elimden geleni yaptım ama vücudum bu kadarına el verdi diyebileceğim. Anladım. Yani şey enteresan aslında bu başkalarıyla kıyaslama hali o durumda bile oluyor. Yani insanlar işte iş hayatında statülerini karşılaştırıyorlar, gelirlerini karşılaştırıyorlar. Bir mezunlar gününe gidiyorsun. İşte kimin arabası daha lüks, herkes birbirine bakıyor. Geçenlerde çok güzel bir özlü söz gördüm. Çiçekler kendini başkasıyla kıyaslamazlar, sadece açarlar diye. Çok hoşuma gitti yani kabaca böyle Çin atasözü. Demek o durumda bile bu devreye giriyor ve ondan kurtulmadan yani bu benim, ben kendime özelim. Bu benim farkım. Bunun içerisinde elinden gene yapacağım demeden galiba harekete geçemiyor musun Alper? Nasıl oluyor bilmiyorum. Bu kazadan sonra yine siz gibi tanıştığım değerli bir dostum Arkın Çelik var. O da dinlerse kulakları çınlasın. Bir video paylaşmıştı benimle. Orada şöyle anlatıyor. Bir zen felsefesinde diyor ki kabul et, affet
Devam et ve ol. Önce bu durumu kabul et. Yani başıma bu geldi, bunu kabul etmeliyim. Ve sonra affet. Başına bunu kim getirdiyse, Tanrı mı, ağaç mı, işte müzenin bahçesini bakmayan insan mı? Önce bunu affet. Ama onun için değil, kendin için affet. Kendi ruhun için. Ve sonra devam et. Hayatına nereden kaldıysan oradan devam et. Ve sonra ol. Ben devam etme aşamasını çok yakın zamanda bitirip artık ol aşamasına geçtim. Öyle söyleyeyim size. Çünkü kabullendim ve affettim. Kadere ya da yaratıcıya, Allah'a hiçbir zaman isyan etmedim. Neden benim başıma geldi bu demedim. Vardır bir bildiği dedim. O ağaç dört kişiydik. Beni buldu dedim. Ancak o parktan günde belki milyon insan geçiyor. Ve o ağaç 400 yıldır orada. Ve Allah. benim üstüme düştü. Bir sebebi vardır dedim. Affettim. Ağacı da affettim. Sonra devam ettim hayatıma. Dedim ki geçmişte ben ne yapıyordum? Aynısını yapmaya devam edeceğim. Koşuyor muydum gidip maratonlarda? Tamam. O zaman şimdi tekerlekli sandalyemle gidip maratonlarda kolumla yarışayım. Basketbol mu oynuyordum? Tamam. Bir alternatif var. Tekerlekli sandalye basketbolu. Hemen girdim bir basketbol takımına ve orada oynamaya başladım. Dedim ki yamaç paraşütü yapıyordum. Gideyim yeniden yamaç paraşütü yapayım. Dalış yapıyordum. Yeniden dalayım. Denizin Çok çılgın altından sonra şeyler bunlar ya. tekerlekli sandalye süreyim dedim. Evet. Yani devam etme aşaması da bu aslında. Dedim ki profesyonel bir iş yaşantım vardı. Yeniden bir iş yaşantımın olması gerekiyor. Sağlıklı devam edebilmem için. Ve yeniden bir iş hayatına girdim. Şu anda da bir özel hastanede yönetici pozisyonunda çalışıyorum. Şu an devam ediyorum hayatıma. Ve Anladım. oluyor Anladım. bazı şeyler. Peki Alper, biraz ileri attın, sardın sen filmi. Filmin sonunu gösterdik. Spoiler oldu biraz. Ben çünkü şeyi çok merak ediyorum aslında şu anda. Şu bu hastaneden çıktın, geldin, işte bir kabullenme sürecindesin. O şeyi yaşadın, başkayla kıyaslama ve ben farklı iyi mi kabullendim. Ama sonrasında fiziksel olarak da, mental olarak da güçlenmen gerekiyor. Yani duygu olarak ben başaracağım ayrı bir duygu ama yani sonuçta işte o bir engellinin yapmakta zorlanacağı bir sürü fiziksel şey var. Ve muhtemelen duygusal şeyler de var. Yani eşinle ilişkin gibi. O yüzden o mental ve fiziksel güçlenme sürecini nasıl yaşadın Alper? Yani ne yaptın orada? Hani hem somut olarak. Çünkü benim hep gördüğüm, biz biliyorsun Haddin Aşk Kulübü'nde bir sürü insana ulaşıyoruz. Binlerce insana. Zaman zaman onlara sorular soruyoruz. En çok karşılaştığım konu fiziksel ve mental zayıflık. Çünkü hayatta hep zorluklar var. Seninki çok ekstrem bir zorluk ama başka zorluklar da var. Ve bunlarla mücadele ederken o fiziksel ve mental güç çok önemli. Senin sporcu olman bir avantaj olmuş burada anlıyorum. Ama yani yaşadığın da o avantajı bence ezecek kadar büyük bir şey. O yüzden burada ne yaptın? Fiziksel, mental tarafta kendini nasıl güçlendirdin Alper? Çok merak ediyorum bunu. Yani aslında bakacak olursanız ben bir araştırma yaptım. Yaptığım bütün araştırmalarda, Türkiye içinde yaptığım bütün araştırmalarda şu vardı. İnsanlar artık toplumdan dışlandıklarını, bir işe yaramayacaklarını, işte ne bileyim felçli olarak bütün haklarının ellerinden alınacağı gibi gibi şeyler söylüyorlardı. Ben daha öncesinde işte dünya turu yaptığım sıralarda da işte Avrupa ülkelerindeki engelli insanların yaşamlarını da hep böyle gözlemlerdim. Tekerlekli sandalyeyle gördüğümde ya da bastonla gördüğümde. O durumda mesela dedim ki bu insanlar hayatın içinde değil ama öbür taraftaki insanlar hayatın içine karışmışlar. Ben o zaman biraz dışarılara açılıp araştırma yapayım dedim ve işte Amerika'dan, Kanada'dan felç olmuş insanların YouTube kanallarını bulmaya başladım. İşte onların Instagram sayfalarını bulmaya başladım ve neler yapıyorlar onlara baktım. Ve sonra şunu dedim kendi kendime. Ben ayaklarımdan ibaret bir insan değilim. Benim beynim hala çalışıyor. Ben hala bir şeyler üretebiliyorum. Dedim ve ben de bir YouTube kanalı açtım. YouTube kanalında da engelli dünyasına dair videolar paylaştım. İşte bir engelli arabaya nasıl biner? Bir engelli nasıl banyo yapar? Engelli odaları otellerde nasıl olmalıdır? Engelliler uçağa binip nasıl seyahat edebilir? Yurt dışına nasıl gidilir? Tek başıma ben yurt dışıma nereye gidebilirim? Gibi gibi videolar çekmeye başladım. İnsanlardan gelen geri dönüşler, olumlu geri dönüşler beni mental olarak biraz daha güçlendirdi.
Yanı sıra kaza yaptığımda 4,5 yaşında bir kızım vardı. Şu an işte 8-8,5 Maşallah. yaşlarında. O mesela bana inanılmaz bir güç kattı. Çünkü kaza öncesinde onunla yaşadığımız pek çok baba kız hikayelerimiz var. O hikayelere hep yenisini eklemek istediğini bana anlattı. Ve ben de eğer ki Güzel. hayatın içine, toplumun içine karışmazsam, bir şeyler üreten bir insan olmazsam, o güzel anıları tekrar yapamayacağımı düşünerek karar verdim. Ben de yapacağım dedim. Ve en önemlisi benim burada aslında kimseye muhtaç olmama duygusu. Yani altyapısında hep o yatıyor. Ben insanlara muhtaç olmamak için elimden geleni yapacağım diye düşündüm. Ve şu anda da ben tek başıma yaşıyorum. Tek başıma seyahatler yapabiliyorum. Tek başıma yurt dışına çıkabiliyorum. Her şeyimi yapabiliyorum. Sadece yürüyemiyorum. Onun haricinde her şeyi yapabiliyorum. Ki Türkiye bu konuda zor bir ülke biraz değil mi? Yani altyapısı, şehirler, yani Avrupa'da olsa bunları anlatmak biraz daha bence Maalesef. olabilir derdim de Türkiye'de yani evin önündeki kaldırım ben aşağı inemiyorum yani. gerçekten Evet. o yönde çok takdire şayan yaptıklarını. Yani maalesef bazı şehirlerimiz var. Mesela Eskişehir bu konuda güzel örneklerden bir tanesi. İzmir bu konularda güzel örnek. Denizli mesela son birkaç yıldır ben de Sayın Belediye Başkanımızla ve belediye yetkilileriyle sık böyle Denizli'deki eksiklikler konusunda önerde bulunuyorum. Onlar da hemen bunu icraata geçiriyorlar sağ Çok olsunlar. güzel. Çok güzel. Ve Denizli de bu konuda ilerliyor. Yani aslında biz insanlar olarak ayrıştırmayan, birleştiren bir kafa yapısına sahip olduğumuzda bunu çok net aşabileceğiz. Aşabilir. Yani tüm dünyada bir standart var. Kaldırım 6 santimden fazla yükselemez. Kaldırım boyu yükseldikçe medeniyet seviyesi düşer Evet, aslında. doğru. Ters orantılıdır. Doğru. Çünkü insanlar kaldırımı neden yüksek yapar? Arabalar kaldırımın üstüne çıkmasın diye. Tabii. Zaten arabalar kaldırımın üstüne çıkıyorsa orada bir medeniyet problemi vardır. Tabii, katılıyorum. Ama senin orada Denizli'de bu değişimi yaratmak konusunda belediye başkanıyla iletişime girmen de çok doğru. Yani kadercilikten tamamen uzak, sorun varsa çözmeliyim diyorsun ve Evet, destek de evet, alabilir. O da çok hoşuma gitti. Bir şey sorayım Alper. Burada bu YouTube videosu bölüme döneceğim tekrar. Muazzam bir iş evet. yapmışsın. Yani diyorsun ki ben bir sorun yaşıyorum. Bu sorunu bir tek ben yaşamıyorum. Milyonlarca başka insan var Türkiye'de, dünyada. Ve onların pratik know-how'lara ihtiyacı var. İşte tuvalete nasıl giderim, uçağa nasıl binerim, evde işte tek başım bazı şeyleri nasıl yaparım ve bu videoları üretmeye karar veriyorsun. Buraya kadar çok güzel ama beni daha sonra etkileyen kısım oralardan gelen geri bildirimin etkisi. Yani o niye seni çok hareketlendirdi? Biraz oradan ne ders çıkartmamız lazım kendimize sence? Bir başarılı olmak isteyen bir girişimci, bir profesyonel, bir sanatçı ama başaramıyor. Yani ve kötü de bir travma yaşamış belki hani ne önerirsin orada? Yani oradan ne ders çıkarmamız lazım kendimize? Yani aslında hayatta her şeyin bir alternatifinin olabileceğini ve asla pes etmemek, vazgeçmemek gerektiğini anlatıyorum. Orada temelde verdiğim mesaj bu. Aslında videolarım sadece engellilere yönelik videolar değil. Normalde sizin bahsettiğiniz gibi profesyonellere ya da herhangi bir şeyin kararını verememiş insanlara bile yol gösterici nitelikte. İşte gittiğim konferanslarda mesela ben sadece engellilere söyleşilerde bulunmuyorum. Belki engelli olmuyor bile karşımda. Normal sağlıklı bireyler oluyor. Ama orada hep şunu anlatıyorum. Mesela vazgeçmek konusunda bir paradoks var benim kafamda. Çoğu kişi kabul eder ya da etmez bilmiyorum. Bazen vazgeçmek de gerekir aslında. Evet. Ama neyden vazgeçmek gerekir? Çünkü bazı olaylar çıkmaz sokaklara benzer. İçine girdiğin zaman o sokağın bir ana artere, bir büyük kavşağa bağlanmayacağını bilirsin ama içeride debelenir durursun. Burada bizim hızlıca o çıkmaz sokaktan çıkıp ana artere giden yola bağlanıp o ana amacımıza, ana hedefimize tekrar gitmemiz lazım. Yani vazgeçmem, asla vazgeçmem ve vazgeçtim derken çok iyi analiz yapmamız lazım. İyi düşünmemiz lazım. Ben vazgeçiyorum şimdi ama hedefimden vazgeçmiyorum. Sadece bu küçük noktadan vazgeçiyorum ve strateji değiştiriyorum. Çoğu insanda şöyle oluyor. Yeni bir iş kurarken, yeni bir sınava hazırlanırken belli bir müddet devam ediyor, bir ivmeleniyor. Bir yerde küçücük bir takılma yaşadıktan sonra tamamen alt taraftaki bütün emeğini çöpe atmayı düşünmeye başlıyor. Ben de burada diyorum ki alt taraftaki emeği boşa atmayın. O aradaki küçük
noktayı, aradaki küçük sokaktan geri çıkın diyor Peki muhtemelen bu sana. insanlardan gelen geri bildirimin senin üzerindeki etkisi ne oldu? Yani o beni çok büyüledi bir yandan da hikayene. Yani kendi başına böyle bu işi aşmak için çabalamanın, debelenmenin yanı sıra yani o müthiş bir çaba bir yandan da insanları da almışsın yanına. Yani hem onlara bir şey katmışsın hem onlar da sana geri dönmüşler. Onun etkisi faydası ne oldu? Ya bu aslında kendime verdiğim bir söz vardı. Bu bacaklar çalışacak arkadaş diye. Videoları ve paylaşımları da hep bunun üzerine yaptım. İnsanlar da bu videoları izledikten sonra bana hep mesajlar yazdılar. Yani biz senin videolarını izledik. İşte ne bileyim ben bir sene önce tedaviyi bırakmıştım. Şimdi yeniden yürümek için başladım. Bu tarz geri bildirimler bana sıkça gelmeye başladıktan sonra ben de doğru yolda olduğumu düşündüm. Ve bunun sıklığını arttırdım. Görünürlüğümü arttırdım. Ve bu sayede de aslında ben bir yandan şarj ederken bir yandan da şarj olmaya başladım. Sonrasında işte spor camiasından geçmişte tanıdığım sporcular, sinema ve tiyatro dünyasından tanıdığım bir şekilde yolumun kesiştiği insanlar hep bana videolar göndermeye başladılar. İşte senin yanındayız, bu bacaklar çalışacak arkadaş, işte destekliyoruz. İşte herkese senin gibi olmasını öneriyoruz cümleleri. Beni de aslında mental ve zihinsel olarak geliştirdi, şarj etti. Tek başımıza mücadele etmememiz lazım galiba her konuda, değil mi? Yanımıza birilerini de almamız gerekiyor bazen. Ama o birilerini almak Evet, da hani kesinlikle. aman bana yardım edin, ben muhtacım, ihtiyacım var diye ben de size bir şey katmak için buradayım. Bir şey yaşadım, bunu öğrendiğim çok konu var. Hadi paylaşıyorum deyince zaten insana dayanamıyor. Herhalde geri bildirimler de gelmeye başlıyor yani. Çok çok sevdim hikayenin o tarafında açıkçası. Evet, yani geri bildirimler gerçekten insanı güçlendiriyor ve yoluna biraz daha asfalt döşüyor. Yani ve hayatımızın evrilmesi noktasında insana fikir veren şeylerin en başı aslında geri bildirim. Yani 16-17 sene ilaç sektöründe çalıştım ve burada da hep yöneticilerimiz tarafından hep geri bildirim gelirdi. Geri bildirimlerin temel amacı hep insanı geliştirmek ve evrilen yolunu daha da güzelleştirmek ve çiçeklerle donatabilmek amaçlı. Bu nedenle ben geri bildirimi çok önemsiyorum. Geri bildiği bu kadar güzel tarif eden kimse görmedim şimdiye kadar bu arada. Bayıldım. Çiçekler Teşekkür döşemek ederim. yola Çok sağ ol. değişimde bazı insan bu biliyorsun iki tip zihni yapı var. Bir böyle işte yeniliğe öğrenmeye açık zihni yapı, bir de kapalı zihni yapı. Kapalı zihni yapıda geri bildirim ağır eleştiri olarak görülüyor ve düşmanlık olarak görülüyor. Açık zihinde ise geri bildirim benim burada gelişecek yönüm var. Yani her geri bildirim illa bir fayda da olmayabilir. Çünkü geri bildirim veren de bir kendi Evet. perspektif var, hayatı var ama eğer doğru insandan geri bildirim alıyorsak hakikaten çok insanın bakışını değiştiriyor ve motive de ediyor ya. Bazen hani bir de böyle biraz insan övülmek falan da istiyor ya. Ben de açıkçası işte biz bu haddini aştı. Biz çok içerik paylaşıyoruz falan. Doğru. Bazen böyle bir iki güzel söz geliyor. Vallahi günüm aydınlanıyor. Ne yalan söyleyeyim. Sevgili izleyiciler, dinleyiciler çekinmeyin. İyi geri bildim de verin. Tabii yanlışlarımızı da söyleyin ki hepimiz daha çok motive olalım. Hepimizin buna ihtiyacı var. Bu arada merak edenler için söyleyeyim. Alper'in Instagram, YouTube hesaplarını podcast'in altındaki açıklamalarda bulabilirsiniz. Onların linklerini oraya sağlıyor olacağım. Onlara veriyor olacağız. Peki sosyal medyayı da kullan. Şimdi YouTube tamam ama sırf YouTube'da yetinmiyorsun Alper. Bir de Instagram'da bayağı bir fenomensin. Orada neyi farklı yaptın ve Instagram'ın senin hayatına ekstradan kattığı ne oldu? Aslında ben çok farklı bir şey yapmadım. Sadece doğal davrandım. Takipçim artsın diye özellikle yaptığım bir şeyler yok. Ben bazen gözlemliyorum Instagram fenomenlerini. İşte takipçi arttırabilmek için pek çok kendilerinde olmayan şeyleri yapıyorlar. Ben aslında hiç öyle bir şey yapmadım. Doğal sürecinde ilerledi. Belki en çok takipçi nerede gelmiştir? Bu milyoner programına davet edilmiştim. Orada bir omurilik felçli çocuklar için yaptığım sosyal faaliyetlerden bahsetmiştim. Onun üzerine mesela çok fazla takipçi geldi ve gerçekten gelenlerin herhalde %80'i çocuklara nasıl tekerlekli sandalye alırız konusunda benimle iletişime geçtiler birebir. Ben de Yardım onları etmek için. doğru yerlere, doğru ailelere yönlendirmeye çalıştım. Evet, yardım etmek için. Bu benim için gerçekten muhteşem bir şeydi. O programa çıkma amacım ünlü olmak ya da işte herhangi bir şekilde kendimi göstermek değildi. Zaten onlar beni davet ettiler. Benim bu hikayem onların dikkatini çektiği için.
Orada da işte serebral palsili çocuklar için yaptığım faaliyetleri anlatınca bu insanların ilgisini çekti ve orada ben anladım ki bir güven sağlamışım çünkü insanlar benim IBAN'ıma para göndermeyi talep ettiler. Ki ben asla böyle bir şey kabul etmiyorum. Tabii canım. Ben ailelere onları yönlendirip nelere ihtiyacı varsa onların alınması gerektiğini söylüyorum. Bir de gönüllüsü olduğum bir engelsiz Amazonlar sanat evi var. Orası üzerinden genelde onlar buluyorlar çocukları. Ben bir şekilde yardım bulmaya çalışıyorum. Oralara yönlendirdim hep. Ve insanlar da mesela çok şaşırdılar. Bana IBAN istediler benden. Ben dedim ki kusura bakmayın ben IBAN'ımı size veremem. Ve şaşırdılar. Nasıl yani ya bu zamanda gerçekten biz sana para göndermek istiyoruz ve sorgu sual sana sormuyoruz bile. Sen bunu kabul mü etmiyorsun? Evet yani benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Ben çocuklar için istiyorum ve Süper. çocukların yerleri de buralar. Eğer gerçekten siz yardım yapmak istiyorsanız işte çocukların adresleri, ailelerinin telefon numaraları bu. Ararsınız, neye ihtiyaçları varsa alırsınız. Hani ben böyle bir şey vesile olmuş olduğum için bile Muhteşem. büyük mutluluk duyuyorum. Evet Alper, tekrar hoş geldin. Bir kopukluk oldu. Belki böyle daha güzel. Telefondan bağlandın şimdi. Olabilir. Kopmadan önce sosyal medyadan biraz bahsediyorduk ve şunu söylemeye çalışıyordum aslında. Çok ben talep alıyorum. Hocam ben sosyal medya hesabımı büyüteceğim ama nereden başlayacağım bilmiyorum. Hiç takipçim yok diye. Ben hep onlara aynı şeyi söylüyorum. Ya bırak takipçi meselesini ya. Sen değer katan bir şeyler yap. İnsanlara bir faydan olsun. Bu fayda onların bir şey öğrenmesi olabilir, eğlenmesi olabilir. İşte senin örneğinde olduğu gibi başkalarına yardım etmek için bir kanal haline gelebilirsin. Sen bu değeri kattıkça bu iş olur yani. Hemen git bugün bir şey paylaş, baş ver büyümeyi falan. Sen esas konun değer katmak olsun. Yani senin hikayen en çok hani sosyal medyadaki başarın da bunu gösteriyor bence. Değer kattıkça insanlar geliyorlar ve takip ediyorlar. Ve bu kendi kendini besleyen bir döngü oluyor yani. Sen de ondan motive oluyorsun. Çok daha kuvvetli bir yere doğru gidiliyor o zaman. Yani evet ben bu konuda aslında hani benim çok fazla da takipçim yok. Diğer şeylere bakacak olursak, çok takipçilere bakacak olursak. Ben bu noktada mesela şeyi çok takdir ediyorum ve örnek alıyorum. Kaan Sekban'ı. Kaan Sekban ilk yayınlar yapmaya başladığında, canlı yayınlar, 5 kişi, 7 kişi, 30 kişi yani yüzü geçmiyordu. Şu an açtığımızda 5 binler, 10 binler dinliyor. İşte bu gösteri yapıyor ve bilet bulunuyor artık. Tabii. SMA çocuklar için kampanyalar düzenliyor. Bir gecede sabaha kadar belki o şeyi topluyor, parayı topluyor. Ki o da sadece işte beyaz yakalılığa dair bir şey oluşturdu kendince ve kendi kendini anlatarak başladı. Çok evet. İnsanlarda şey var. Önce takipçim artsın, sonra Evet. ben onların hepsine bir şey yapayım düşüncesi var. Ancak öyle olmuyor. Sen yapmaya başlayınca artıyor. Aslında hayattaki her konu için geçerli galiba. Sen önce güzel şeyler yap. Evet. Bir de sabırlı ol ya. Bak Kaan Tabii. Sekban'ın böyle yavaş yavaş başladığını bilmiyorum ama büyük hikaye ve Kaan şu anda mesela sadece böyle bir eğlenceli işler yapmıyor. Bir yandan da beyaz yakanın haklarına sahip çıkıyor. Biliyorsun bayağı o da Doğru. şey yapıyor, örgütlenmeler yapıyor ve beyaz yakanın sesi oldu. Hani bu bakıma belki sen de engellilerin sesisin Alper o yönden. Çünkü değer katan insanlar o kümenin lideri haline geliyor otomatikman. Yani ben hiç kimsenin bu konuda durmaması gerektiğini düşünüyorum. Ve sosyal medyayı çok seviyorum bu yönden bir araç olarak. Peki sana bir sorum daha var Alper. Şimdi bugüne gelelim biraz tamam mı? Şimdi demin sen biraz spoiler verdin ama ya çok çılgın işler yapıyorsun. Ve özellikle onlardan işte sandalyeyle, tekerlekli sandalyeyle yamaçtan atlamışsın. İşte bir denizin dibine gitme hikayesi var. O denizin dibine gitmeyi ben süper merak ettim. Yani nasıl oluyor fiziken? Nasıl bir şey oldu? Ne gördün orada? Ne yaşadın? Vallahi onu çok merak ettim ben. Yani esasında ben geçmişte zıpkıncıydım. Sonrasında tüplü dalışa merak sardım daha derinlere inebilmek için. Çünkü zıpkınla en fazla işte 3 metreye inersiniz. Orada 30 saniye 40 saniye akıyor ne kadar müsaade ederse o kadar balık beklersiniz. Gelirse vurursunuz gelmezse çıkarsınız. Ama tüplü dalışta öyle değil. Tüplü dalışta gidebildiğin kadar gidersin derinlere. Ben derinleri merak ediyordum açıkçası. Kazadan sonra da sevdiğim saydığım dostlarım hep yine dalışa gidiyorlardı. Ben gidemiyordum. Ben de gideceğim. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz falan. İşte dalış okulunu aradık. Var mı böyle bir örneğiniz falan. Yok ama gelin yaparız dediler. Onlar iyiymiş ya. Nerede bu arada? Dalış okulu nerede? Tekne'de Elite Diving'de dalmıştık. Sonra bir tekerlekli sandalye bulduk. Denizin dibine önce onu indirdiler.
Sonra benim tüpleri bağlayıp deniz dibine indim. Ardından üzerine oturdum sandalyenin ve 45 dakika boyunca hem orada çekimler yapıldı, videolar, hem fotoğraflar çekildi, hem balıkları besledim. Bayağı çok balık besledim. Güzel görüntüler. YouTube kanalımda o da var. Balıklar da şaşırmıştır herhalde. Onun için de değişik bir deneyim yani. Oturan birisi var orada sakin sakin besliyor Doğru, onları. aynen. Bayağı haber kanalları da ilgi gösterdi. Bayağı televizyonlarda falan da çıktı haberlerde. Aslında çılgın proje olarak dışarıdaki insanlara çok çılgınca geliyor da benim hayatımın rutininde olduğu için bana çok çılgın gelmiyor açıkçası. Benim çok sevdiğim bir yazar var, Paul Auster diye bir roman yazarı. O hep böyle hayattaki sert dönüşüm hikayelerini anlatır. Genelde de parayla ilgilidir. Birisi birdenbire para bulur veyahut da parasını kaybeder. Ve der ki çok hoşuma gitmişti. Aslında para sizin gerçekte kim olduğunuzun amfikatörü gibi çalışıyor. Yani sen daha önce neysen daha çok paran olunca ondan daha çok oluyorsun. Senin örneğin de bana bunu düşündürüyor. Yani sen zaten hani sportif, aktif, hareketli, dünyayı seven bir insansan bu yaşadığın kaza aslında eski Alper'i bir amfikatörü gibi olmuş. Seni daha da çoğaltmış gibi düşünüyorum ben. Belki çünkü eskiden yaptıkların bu kadar çok insanı etkilemiyordu galiba. Değil mi? Ne dersin o konuda? Doğru. Yani kazadan sonraki yaptıklarım biraz daha Alper'i daha güçlüymüş gibi gösterdi ama aslında Alper aynı. Sadece şöyle deniyor. Ulan adam ölümden döndü. Hala neler yapıyor? Ne bileyim gittiğim pek çok yerde işte bunları anlatıyorum. Adam diyor ki yani ben bir saattir sizin konferansınızı dinliyorum. Siz engelli falan değilsiniz. Ben engelliyim diyor. Ben hayatımda diyor 5. kattan aşağı bakamam diyor. 3000 metrede uçmuşsunuz diyor şu halinizle. Yani denizin dibini ben hiç görmedim diyor. Gidip gidip dalıyormuşsunuz, balık besliyormuşsunuz Kimin diyor. engelli olduğu tartışılır diyor yani. Çok da Yani doğru. öyle diyor. Size bakınca diyor engelli falan değilsiniz. Ben engelliyim aslında diyor. Biz haddini aş ismini koyarken bu engelden yola çıkmıştık aslında. İnsanlar kendine engeller tanımlıyor. Yani senin de ilk podcast misafir olma istememiz de bundan da biraz. Çünkü biz hep İnsanlar kendilerine çok engel tanımlıyorlar. Oysa önünde gerçekten engel olan birisi var. O engeli aşıyor. Ama galiba kendimize tanımladığımız engeller daha zor. Yani bilemiyorum. Hani o yönden de Kesinlikle insanlara çok ilham verdiğini düşünmüyorum. İnsan biraz utanır ya. Yani ben şunu doğru. yapmıyorum. Niye falan. Ya adama bak ya. Değil mi? Biraz, o da bir faydalı olabilir aslında bazen. Biraz başkana bakıp dur ya o yapıyorsa ben de aslında biraz daha bir şeyler yapabilirim. Belki böyle mesaj veriyorsun. Bilmiyorum ki. Kurumsal konferanslar nasıl gidiyor yani? Nasıl şeyler yaşanıyor orada bu şirketlerle olan konuşmada? Bunu böyle algılayan da çok insan var gerçekten. Yani bana gelip açık açık söylemeseler bile hayatında herhangi bir değişiklik yapmayan, kolay vazgeçen, bir sürü şartlanmışlıkları olan ve bundan kurtulamayan insanlar. Sonradan bakıyorum böyle açılmış oluyorlar. Güzel oluyor. Ben bunları görünce mutlu oluyorum aslında. Kimisi arıyor söylüyor mesela. Ya ben de şunu yaptım diyor. Mesajlar geliyor. Instagram'dan, YouTube'dan yazıyorlar mesela. Güzel mesajlar geliyor. Kimisini de ben gözlemliyorum. Gayet güzel ilerliyor hayatları. Muazzam Dokunabiliyorsam bir şey değil mi bu ya? Muazzam bir şey. İnsanların engelini kaldı. Zihinsel engel çünkü çoğu bunların. Yani kurtulursan aslında önün açılıveriyor bir anda. yani hayatlarına dokunabiliyorsam ne mutlu bana. Ne Çok kadar güzel. mutluluk verici. Alper, kitap yazıyorsun bir tane. Yani bitmiş kitap şu anda anladığım kadarıyla redaksiyonda. Nedir kitap? Ne konuda? Ne zaman çıkacak? Biraz o konuyla anlatsana bize. Kitap çok Kitap heyecanlı şu bir süreç. Çok zor bir süreç çünkü. Yani kendi içinde bir başka bir derttir yani. Ne yaşıyorsun? Ne yazıyorsun? Bir anlatsana Alper biraz. Kitap şu an editör sürecinde. Sonra işte yayın evi sürecine geçeceğiz. Anlattığım şey aslında kazadan bu tarafa olan Alper'i anlatıyorum. Ancak tabii geçmişteki olaylara da atıfta bulunarak bunu yaptım. Tabii ki bu kitabı yazma sebebim şeydi. Herkes işte bu zihinsel gücü nasıl sağlayabildin? İşte neler yaptın da bu kadar hala güçlü kalabiliyorsun? Cümlelerinin ardından bunu ben anlatma ihtiyacı duydum. Kitap aslında benim orada biraz biyografimi anlatırken biraz da kişisel gelişime dokunan noktaları var. Yani hangi özelliğimi kullandım ve ben neden bu durumdayım? Bunun bağlantılarını aslında kurmaya çalıştım. Akıcı olduğunu Ne söyledi güzel. okuyanlar. Editörüm de çok beğendi. Kitabın içine fotoğraflardan da koydum. Kitabın içine kare kodlar paylaştım. O anlattığım hikayelerin videosunu izlemek isteyenler telefonundan kare kodu okutarak o anlattığım hikayenin videosunu Çok hoş. izleyebilecekler. Yani dijitalde bir deneyim de olacak bir yandan. Senin Evet. hayatın içine girecekler birazdan ve fiilen görecekler Aynen, hikayeyi. aynen. İlan da görebilecekler.
Ki ben her zaman söylüyorum, hani sosyal medyada çok aktif olan bir sürü insan var. Bir şey yazarsınız hiç cevap vermez. Benim maksimum 3 saattir yani. 3 saat içinde mutlaka her sorunun cevabı bende olur. Konuşmak isteyen mutlaka konuşur. Yazışmak isteyen mutlaka yazar, sorusunun cevabını alır. Kitapta da onu belirttim. Yani bu kitabı okuyabilirsiniz ama bir gün karşılıklı kahve içiyor da olabiliriz. Hani böyle şeyler. Ne kadar güzel. Evet, bu erişilebilir olmak bizim Türk insanımızı çok etkileyen bir şey. Çok kendinden hissediyor o zaman ve o zaman kitapta yazarın söyledikleriyle hayatının arasındaki bağlantıları daha net görüyor. Daha güzel hale geliyor. Yani sosyal medya konusu hep önerilerimden bir tanesidir. Hayatınızdan da bir şeyler paylaşın. Yani sürekli işte içerik, evet, yeni bilgi vesaire değil. Çünkü insanlar sizin kim olduğunuzu da merak ediyorlar. O erişilebilirlik o yönden mutluluk verici. Alper, o kitapta anlattığın insanların mutlaka duyması gerektiğini düşündüm. Ama bugünkü videoda, podcast'te şu anda denk gelmeyen bir şey var mı ya? Şunu bir söylemek isterim ben Bora diyeceğin. Dinleyiciler mutlaka bundan haberdar olsun diyeceğin. Yani ben hep aslında temelde üzerinde durduğum iki tane şey var. Bir tanesi çok yönlülük. İnsanın başına bir şey geldikten sonra bunun değeri çok daha fazla anlaşılıyor. Yani eğer çok yönlü bir insansanız başınıza ne gelirse gelsin o yönlerden bir tanesine tutunabiliyorsunuz. Vay, çok güzelmiş bu ya. Tutunabilirsiniz belki ama en azından bir tanesine tutunabilirsiniz. Yani benim şu halimle kayak merkezine gidip snowboard yapamasam bile kar motoruyla arkadaşlarımın yanında geziyor olmam, tekerlekli sandalyede basketbol oynayabiliyor olmam, yamaç paraşütü yapıyor olmam, dalış yapıyor olmam, maratonlara gidip orada tekerlekli sandalyeyle yarışıyor olmam aslında benim kazadan önceki çok yönlülüğümle alakalı. Muhteşem. Bu nedenle ben herkese diyorum ki işten eve evden işe okey ama mutlaka kolunuza bilezik takın. Çok yönlülük çok güzel bir önerme oldu ya. Ben geçenlerde enteresan bir podcast dinledim. Orada bir araştırmayı anlatıyor Amerika'dan. Çok yönlü insanların Alzheimer gibi zihinsel rahatsızlıklara da kapılma ihtimalinin daha düşük olduğunu ortaya koymuşlar. Çünkü Alzheimer biliyorsun beynin bir bölümünün temelde tıkanması demek. Kabaca öyle söyleyelim. Sadece o yönü kullanıyorsan tıkanıyorsun ama çok yönlüysen, yani hayata yeni şeyler sokan, yeni şeyler deneyimleyen bir insansan beynin çok daha farklı, zengin bağlantılar ağı kuruyor. Yani podcast onu anlatıyordu. Ve o zaman da bu işte Alzheimer gibi bir durumda, hatta mesela beyin felci gibi, hani beyne doğrudan doğruya bir darbe alınması gibi durumlarda bile bu çok yönlü insanların hayata daha çabuk dönebildiğini ortaya koyuyor. Yani anlattığın sadece duygusal, psikolojik bir konu da değil. Anlattığın bayağı fizyolojik bir mesele. Evet, benim evet, anladığım kadarıyla. Yani bir nörolog olmadığım için çok ırkalık yapmıyorum ama dinlediklerim beni çok etkilemişti orada. Bununla beraber bir şey daha var. O da şartlanmışlıklarımızdan kurtulmak. Az önce siz de dediniz ya, hiç başka bir seçenek olmadığını düşünürüz. Aslında başka seçenekler var mutlaka. Yani hayatımızda düzenli olarak yaptığımız pek çok şey bir müddet sonra alışkanlığa, o alışkanlıklarda bir müddet sonra rutine dönüşüyor. Rutinin içine girdiğimiz zaman aslında aynı bataklığın içinde debelenen bir pozisyona düşüyoruz. Evet. O nedenle mutlaka başka alternatiflerin de olabileceğini aklımızdan çıkarmamamız gerek. Yani sen herhalde bu daha evvel dünyayı geziyor olman da buna çok renk katmıştır. Çünkü dünya gezdiğin zaman, değil mi, ben de iyi bir gezginim pandemi öncesinde en azından. Çok renkleri görüyorsun. Yani hayat bambaşka şekillerde yaşanabiliyor. Yani senin burada, senin mahallende çok değer verdiğin şeylerin orada bir önemi yok. Orada bambaşka şeyler daha değerli. Ve o, o insanın opsiyonlarını genişletiyor. Yani ben hep öyle düşünüyorum. Yani başarının yolu galiba opsiyon genişletmekten geçiyor. Senin anlattığın bu çeşitlilik de bence bunu bir izi. Çok hoşuma gitti Alper. Ya bir yandan bakış açısı da insanın gerçekten farklılaşıyor. Yani bu opsiyonla beraber bakış açısı, farklı alternatifler üretebilmek üzerine beyin çalışmaya başlıyor. Evet. Ve yani bir insan sadece beyaz görürse beyazın dışında başka bir şey olmadığını düşünür. Evet, evet. Ama çok bir insan doğru. O gökkuşağını görürse gökkuşağının içindeki bütün renklerin içinden istediğini seçme şansını elde eder. O zaman da fırsatların genişler. Ya geçenlerde bir Haddini Aş Kulübü'ne soru sorun dedi. Bir üniversitede bir arkadaş sormuş. Yeni bitirmiş üniversiteyi, daha doğrusu inşaat mühendisi. İşte şantiyede çalışmış, çok mutsuz olmuş. Şimdi bir şirkette işte inşaat mühendisliği ilgili olmayan bir alanda çalışıyorum diyor. Çok mutsuzum, bir askeri maaş alıyorum diyor. Dedim ki ne yapıyorsun ya? Bu kadar zengin bir hayatta gencecik bir insansın. İyi bir üniversitede bitirmiş üstelik. Yani o bölüm kazara seçmiş olabilirsin. Yani ben
ODTÜ işletme mezunuyum Alper. İşletmeyi seçmemin sebebi, iki yaz önce tanıştığım bir abla vardı benden 2-3 yaş büyük. Çok güzel bir ablaydı, tamam, bayıldım yani. Bir yerde sordum, ya dedim Selda, kulakları çınlasın, senin bölümde bütün kızlar bu kadar güzel mi dedim. Evet dedi, o zaman oraya yazıyorum dedim. Yani böyle bir çok bilinçli yapmıyoruz ki biz bu işleri yani. Ondan sonrası kader ve değişecek çok şey var. İşte o insanların hayatına renk katmak önemli. Yani tabii ki herkes dünyayı gezemez ama okuduklarınla da dünyayı geziyorsun. Takip ettiklerinle de bambaşka insanlar. Ben roman okumanın mesela çok değerli olduğunu düşünüyorum bu yönden. Hani insanın başka alternatif hayatları kabullenmesini çok kuvvetlendiriyor. Öyle değil mi Alper? Peki Alper, biraz sonlara doğru gelirken iki sorum kaldı sana. Bir tanesi, yani eminim şu anda izleyicilerimiz de dinleyicilerimiz de merak ediyor. Bir sonraki çılgın hedef ne Alper? Ne yapacaksın sen daha bu tekerli sandalyeyle? Var mı? Veya boşver tekerlekli sandalye. Onun dışında hayatında ya şunu da yapmayı çok istiyorum dediğin ne var? Şimdi bir projem var. Bu projeyi biz Akut'la beraber hayata geçirmek için şu an görüşmeler halindeyiz. İzmir'in deprem yıl dönümü 30 Ekim. Hı hı. Orada hem deprem farkındalığı hem de engelli farkındalığını bir arada oluşturabilmek için bir şey yapacağım. Hı hı. Söyleyeyim mi? Bilmem, bence bu kadar insana ulaşırken söyle ya. Bilmiyorum, çok sır değilse söyle ya. Belki destek alırsın. Ama şu an onay aşamasında daha henüz onaylanması için çalışıyoruz. Ben marka vermeden söyleyeyim. Hı hı. Çünkü yer belli olmayabilir, belki değişir. Hı hı. İzmir'in en yüksek gökdelenlerinden bir tanesine tırmanış ve iniş. Yok artık. Anlıyorum. Hedeflediğimiz binanın yüksekliği 205 metre. Vay. Bunun ekipmanı ne olur, yöntemi nedir, girmeyelim şimdi. Yani sırrı daha da fazla bozmayalım ama. Yani antrenmanlara başladım. Instagram'da birkaç paylaşıyorum. Ha, antrenman yapıyorsun şu andan. Başladın bu işi. Tabii. Yani antrenmansız yapılacak bir şey değil. Tabii şöyle, 30 Ekim'de havanın yağmur ve rüzgar durumuna göre de karar vermek lazım. Tabii. Çünkü negatiften çıkmaya başlayacağım. Yani hiçbir yere dayanmadan, destek almadan, sadece halatlarla. Eğer yağmur ve rüzgar varsa sadece iniş de planlayabiliriz. Yani 205 metreden aşağı doğru bir iniş. Bu da güzel bir proje aslında. Muhteşem, muhteşem. Bunu bütün dünya izlesin inşallah. Hakikaten çok i̇nşallah. Güzelmiş. Yani bunu yapan bir kişi var Hong Kong'da. 300 metrelik bir binaya tırmanmış. 250 metresine tırmanabilmiş. Ben aslında İstanbul'da bir 300 metrelik bina planlamıştım ama İzmir depreminin yıl dönümü biraz daha orada yapısal binaların sağlam yapılması için farkındalık yaratmak adına güzel mesaj verebileceğini düşündük. Şimdi oradaki birkaç kulenin yönetimiyle görüşme halindeyiz. Onay çıktığında 30 Ekim'de inşallah çok güzel bir projeyi imza atacağız. İnsanlara değer katmaya devam. Muazzam. Alper, çok teşekkür ediyorum. Son bir değer katmanı istiyorum izleyicilerimize. Eminim herkes şu anda şunu merak ediyordur. Ya Alper ne okur, ne dinler, kimleri takip eder? Yani böyle bir önerim var mı? Yani şu kitabı okudum, bana çok faydalı oldu bu süreçte. Şu kişiyi takip ediyorum, her gün beni besliyor. Şu podcast, şu YouTube, ne aklına ne gelirse. Var mı öyle paylaşmak isteyeceğim bir şey? Mutluluk Dağıtmak diye bir kitap var. Bunu zamandaki Dani bana hediye etmişti. Daniel Lucas, İspanyol yöneticim. O hediye etmişti. O kitabı çok beğeniyorum. Mutluluk Dağıtmak. Bir online ayakkabı perakendesiydi değil mi? Yanlış hatırlamıyorum, hikayesi evet, o muydu? Evet. Ya o rahmetli oldu biliyorsun değil mi yazarı yakın zamanda? Evet, çok genç yaşta. Çok da üzülmüş. Çok güzel bir kitap ya. Çok güzel bir tavsiyedi bunu. Niye onu tavsiye etti özellikle Alper? Böyle hikayeler var. İnsanlar bazen kendilerinin bir şey yapamayacağını düşünüp özgüven problemi yaşamaya başlıyorlar. Aslında var. Yani onu yapan kişi farklı bir ekmek yemiyor, farklı bir su içmiyor. Yani aynı suları, aynı ekmekleri yiyoruz. O nedenle o kitap mutlaka pek çok kişinin böyle yanı başı kitabı olabilir. Sonrasında sevgili Nasu Maruki'nin Kendi Everest'inize Tırmanın kitabı var. Onu önerebilirim. O da gerçekten çok değerli bir kitap. O da ODTÜ işletme mezunu. Çalışıyorsun. Evet. Bir de mesela takip etmek istedikleri birisi var mı derseniz, ben Arkın Çelik takip etmelerini öneririm. Eski Power FM çalışanlarından. Şu anda da
televizyonlarda dinlediğimiz pek çok reklamın seslendirmesini yapan bir kişi. Hangi platforma? Twitter'dan mı takip etsinler? Ben de araştıracağım. Linkleri koyacağım aşağıya çünkü. Instagram'dan da takip edebilirler. Kendi web sitesi de var. Tamam. Ayrıca kendisi de bir mentorluk da yapıyor. Çok da başarılı. Sağ olsun bana da mentorluk etmiş, bana da yol göstermiş değerli insanlardan bir tanesidir. Dinleyicilerimizin takip etmesini öneririm. Süper. Bununla beraber bir şey daha söyleyeyim. Az önce konusu geçmişti, engelsiz Amazonlar. Instagram'da da engelsiz Amazonları takip edebilirler. Orada babası tarafından özellikle terk edilmiş serebral palsili çocukların hem eğitim hem fiziksel ihtiyaçlarına yönelik bazı çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar sadece işte böyle para toplayarak değil, onların el emeği yaptıkları şeyleri hediye olarak yani işte aslında Amazon'dan geliyor. Amazon.com'un engelsiz Amazon'u. Öyle düşünebilirler. Oradan sevdiklerine hediyeler satın alarak çocukları sevindirebilir ve tekerlekli sandalye alabilmeleri için destekte bulunabilirler. Harika bir fikir. Ben bütün bunların paylaşımlarını aşağıya koyacağım, linklerini. İzleyicilerimiz oralara gitmek isterler mutlaka. Alper, çok teşekkür ederim. Yani benim açımdan da çok öğretici bir süreç oldu. Şöyle birkaç şeyi bir vurgulamak istiyorum seninle öğrendiklerinden. Bir tanesi, etrafınıza insanlar alın. Tek başınıza değişimle başa çıkamazsınız. İkincisi, hayat aslında bir renklilikle, bir çeşitlilikle gittiği zaman mücadele gücümüz artıyor ve zorluklarla, engellerle daha kolay başa çıkabiliyoruz. Ve kabullenme, barışma yaşananla, bunu bize olmadığını, bunun bir kimsenin bize garezi yok, evren böyle akıyor, bir anlamı olabilir bunun. Yani elbette şu anda bir engelli olarak benim hayal edemeyeceğim zorluklar yaşadığına eminim. Özel hayatında da, fiziksel hayatında da, iş hayatında da. Ama bir yandan da hani darılmazsan, iyi ki olmuş mu diye bilemedim Alper ya. Hayata o kadar çok şey katmaya başlamışsın ki, belki evvel de katıyordun ama şimdi çok insanı etkiliyorsun ya. Yani belki anlamı buydu yani. Belki de işte evren senden bunu istiyordu. Bu Alper'i daha fazla insan tanısın, duysun istiyordu. Bilemedim şimdi, biraz tuhaf bir yorum oldu ama bence çok insanlara çok şey katmışsın Alper. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah ileride bu ilk podcast konuklu. Adeti bu işin bir yıl sonra tekrar seninle yapıyor olmamız lazım. Bir yıl sonra sen muhtemelen Mars'a falan gitmiş olursun abi. Hani, hadi ne yapmış olacağını bilmiyorum. Arayı doldururum. O süreci yaşamış oluruz. Kitabın çıkınca belki bir sohbet ederiz tekrar üzerine. Eminim izleyiciler çok zevk aldılar. Biraz teknik sorunlar yaşadık ama onu atlattık artık. Çok çok teşekkür ediyorum Alper. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum gerçekten. Çok güzel bir sohbetti. Herkese sevgi ve saygılarımı gönderiyorum dinleyenlere. Sevgi de kal Alper. Hoşça kal. Kendine iyi bak. Evet, Alper'le olan podcast'ın sonuna geldik. Benim tadı damağımda kaldı açıkçası. Çok şeyler öğrendim, çok ufkumu açtı, çok ilham verdi bana. İnşallah size de öyle yapmıştır. Alper'in hikayesini blogumuzda okumak isterseniz, eşim Pınar Özkent yazdı, müthiş yazdı. Onun linkini de aşağıda bulabilirsiniz. Aynı zamanda podcast'ta adı geçen bütün web siteleri, bütün Instagram ve diğer sosyal medya hesaplarının linkleri de aşağıda. Gelecek hafta yine müthiş bir konuğum olacak. Özellikle basketbol sevenler, spor sevenler, NBA delileri sakın kaçırmayın. Çok değişik bir sesle karşılaşacaksınız. Çok tanıdık bir ses aslında. Aynı zamanda böyle bir ipucu vermiş olayım. Gelecek cuma basketbolun delilerini ineceğiz ve Türkiye'de bir mesleği ilk kez icra eden ve bunu ailesinin, babasının, herkesin karşı çıkmasına rağmen yapan birisiyle tanışıyor olacağız. Eminim o podcast'te de bayılacaksınız. Podcast'ımızın sponsoru Mirador Konuşmacı Ajansı'na burada bir kez daha teşekkür ediyorum. Kendilerine ulaşmak isterseniz web sitesi adresi ve diğer iletişim bilgilerini yine aşağıdaki açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz.